Tonguç Haber'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haber bültenini ilk kez izliyorsanız hemen bir hatırlatma yapayım. Bu bültende sadece siz öğrencilere özel haberler olacak. Tonguç Haber başlıyor. Yüz yüze eğitime kademeli bir şekilde geçirmeye devam ediyor. 2 Kasım'da hangi sınıflar için büyük gün? Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar zaten. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde ise 9. sınıfların 2 Kasım itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Okula başlamak için sabırsızlıkla bekleyen diğer sınıflarla ilgili kararın da en kısa sürede açıklanması bekleniyor. Şimdi size 3 tane ipucu vereceğim. Bakalım bu 3 ipucu bizi nereye çıkaracak? 1. Kaşarlı tost, 2. çay ve 3.'sü çubuk kraker. Tabii ki okul kantinine çıkaracak. Okul kantinleri de yavaş yavaş açılmaya başladı. Kantinler pandemi sürecinin başladığı 13 Mart'tan bu yana kapalıydı. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler kantinlerin kapalı olmasından ötürü okulda hazır yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. Beklenen açıklama geldi ve yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla birlikte 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar verildi. Kantinler gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayarak faaliyete geçmeye başladı. Biliyorsunuz kırsal bölgelerde şehire göre internete ulaşım biraz daha zorlu. Tam da bu yüzden EBA mobil destek aracı köy yollarında. Adana'da Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu İdaresi EBA mobil destek aracı ile öğrencilere internet desteği sağlıyor. Bu sayede ilçeye bağlı 80 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Mahallesi'nde 15 öğrenci aylar sonra ilk kez canlı derse katılarak öğretmenleriyle özlem giderdi. Kendileri için açık havada oluşturulan sınıf ortamında canlı derse katılan öğrenciler akıllara Mahmut Hoca'nın efsane repliğini getirdi. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu haftanın konuğu YouTube'da keşfettiğimiz yetenekli bir arkadaşımız Işıl Ayman. Hoş geldin Işıl. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Seni tanımayan arkadaşlar için birazcık kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Işıl Ayman, 15 yaşındayım. Güzel sanatlar okuyorum. Müziğin aslında içinde doğdum, içinde büyüdüm. O yüzden hep müzik benim hayatımın bir parçasıydı. Ve müzikle uğraşıyorum. Süper. Piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. Bu şekilde. Kaçıncı sınıfsın? 10. sınıfım. Lise 2'ye gidiyorum. Lise 2'desin. Peki merak eden arkadaşlar için Güzel Sanatlar Lisesi'ne nasıl gidiliyor? Yetenek sınavı mı var? LGS'de bir puan mı yapmak gerekiyor? Şöyle, tabii ki LGS sınavı da çok önemli bu noktada. Bir baraj puanı var tabii ki. Ama bir yetenek sınavı oluyor. Resim ve dans konusunda çok bir bilgim yok. Ama tiyatro ve müzik konusunda şunu söyleyebilirim. Duyum sınavı oluyor. Ya da tiyatro ise doğaçlama ya da işte... sizden hazırda bir şeyiniz varsa oynamanızı istiyorlar. Genelde sizi tanımak amaçlı. Çok stres olmanıza gerek yok. Peki şu anda 10. sınıftasın. Okulunda mutlusun. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Peki dersleriniz aynı mı? Mesela fizik, kimya, biyoloji, matematik hepsi var mı yine güzel sanatlarda? Şöyle, fizik, kimya, biyoloji görmüyoruz. Oh. Ama genel ana dersler var. Bir de İtalyanca görüyoruz ekstra dil olarak. Bir yandan da enstrüman çalıyorsun. Evet, hangi enstrümanları öyle çalıyorsun? Piyano ve gitar çalıyorum. Ne zamandır? Piyanoyu çok küçük yaşımdan beri çalıyorum. Yaklaşık 6 yaşımdan beri piyanoyla aslında birlikteyim. Gitara da son birkaç yıldır başladım. Ufak tefek şarkı söylerken bana bir arkadaş olsun diye. Uzun bu şekilde çalıyorsun. Aynen. Peki özellikle yeni başlarken enstrüman böyle öğrenmesi çok zor. Mesela ben hiçbir zaman becerememişimdir. Ne tavsiye edersin? Nasıl başlanır mesela enstrüman çalmaya? Enstrüman çalmaya eğer başlamak istiyorsanız şunu diyebilirim. Müzik çok sevgi bekleyen bir şey. Ona sevgiyi, ilgiyi göstermeniz gerekiyor. Vakit ayırmak çok çok önemli. Hemen vazgeçmemek gerekiyor bir iki kere, evet, yapamayınca. Evet, çok sabır gerekiyor çünkü en başta her şey ters gidebilir. Ama sonra yaptıkça, alıştıkça her şey yoluna çok güzel bir şekilde giriyor. Süper. Biz bize katılan arkadaşlarımızın sesi güzelse öyle hoşça kal deyip göndermiyoruz. Ya. Bir iki şarkı söyletiyoruz tabii, tabii ki. Senden de hangi şarkıyı söylersin? Ben aslında bir tane kendi şarkımdan söylemek isterim. Bir de süper, sevilen bir cover seçelim. Oo, iki parça yapacağız. Olur, harika. Süper. Olur. O zaman gitarını alıyor ve geliyor. Geliyorum. Sizler için öncelikle kendi bestemi söyleyeceğim. Doğruyu bulmuşuz. Aşklar geçmiş kalbimizden, hissetmemişiz hiç. Eller değmiş ellerimize, tutmamışız hiç. Kalbimi tanıyamıyorum şu anda,
çıkacak birazdan heyecandan. İçeride ağlıyor ama mutluluktan. Çok seviyor belli ki onu çok seveni. Biz bizle biz olmuşuz gözlerimize bakınca. Doğruyu bulmuşuz. Biz bizle biz olmuşuz gözlerimize bakınca. Doğruyu bulmuşuz. Şarkının ismini alabilir miyim? Eve gidince dinleyeceğim. Doğruyu bulmuşuz. Doğruyu bulmuşuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İkinci şarkımız neydi acaba? Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya Pinhani değil mi? Hı hı. Çok güzel. Hadi başlayalım. Hemen. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya. Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız, ya da ilkbaharsan yolun başındaysan. Asla vazgeçme, kalkıp da pencerenden bir bak. Güneş açmış mı? Pandemi bitmiş mi? Dön bak dünyaya. Dön bak dünyaya. Bravo Işıl. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz inanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda birlikte daha çok görüşürüz inşallah. Umarım. Ve senin geleceğinin de çok parlak olduğuna inanıyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Burada geldiniz. Olmak harikaydı. Ben teşekkür ederim. Evet, bu hafta Tonguç Ana Haber Bülteni'nde Işıl Ayman'ı ağırladık. Genç arkadaşımız bize birbirinden güzel iki şarkı söyledi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Tonguç Ana Haber Bülteni'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok eğitimci tarafından eleştirilerin odağında bulunan dizi, öğretmen dizisi, Balat'ta bir ortaokulda çekiliyordu. Bu ortaokulda yüz yüze eğitim başladı. Fakat bakın nasıl bir sıkıntı ortaya çıktı. Yayınlandığı ilk bölümleriyle gündeme oturan Öğretmen dizisinin çekimleri İstanbul'da Tarık Us Ortaokulu'nda yapılıyordu. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okula gelen öğrenciler duvarlardaki dekorun kaldırılmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Bu ürkütücü dekorun öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşünen okul yönetimi yapım ekibiyle hızlı bir şekilde iletişime geçerek dekorun kaldırılmasını talep etti. Bu arada eleştirilere maruz kalan ve son dönemlerde reytinglerde istediğini bulamayan Öğretmen dizisinin final yapma kararı aldığı öğrenildi. Bu arada siz Öğretmen dizisiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dizi karakteri bir öğretmenden gerçek bir öğretmene geçiş yapalım. Bir coğrafya hocası anlattıklarının uzaktan eğitimde daha net anlaşılabilmesi için çok farklı bir yöntem izliyor. Denizli'de pandemi döneminde öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin derslerde sıkılması üzerine ders konularını yerinde anlatmaya başladı. Bizim ülkemizde irili ufaklı bir sürü barajımız var. Denizli'yi adım adım gezen Emrah Hoca, yer şekillerini, barajları ve doğal güzellikleri öğrencilere canlı bir şekilde göstererek öğrencilerin konulara odaklanmasını artırmayı başardı. Tonguç Haber'de bu bölümün sonuna geldik. Eğer buraya kadar keyifle izlediyseniz lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki bültenlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.